isterseniz dinlemeyin. Zoraki olarak dinletirdi size. Hoca ortalıkta gezerken sizin gözünüz onu bırakmazdı. Ama o kadar güzel anlatıyorlar ki sizin usandığınızı anladıkları anda bir fıkra anlatırlardı. O fıkralar bizi derse bağlardı. Dersle ilgili fıkralar çoktur. Ama öğretmen de bilgi çoksa çocuklar çok zeki olarak yetişiyor. Öğretmen de bilgi azsa yahut da iyi bir eğitim görmemişse yetiştirdiği öğrenci de ona göre. Velhasıl o öğretmen okulunu bitirdikten sonra ben öğretmen okulundayken bakın o zaman da sosyal şeyler vardı, çalışmalar vardı. Kayseri'den Yalova'ya yüzme kursuna geldim. Yalova'ya. Kayseri'den Eskişehir'e pilot kursuna geldim. Öğrenciyken, 6. sınıf öğrenciyken orada da bir arkadaşımızı şehit verdik. Gene oradan İstanbul'a, Ankara'ya paraşüt kursuna geldik. Biz de yani o zamanki öğretmenlerin birçoğunda birçok meslek vardı. Ben gider pilotluk da yapabilirdim o zaman. Ben gider efendim diğer işlerde de çalışabilirdim. İyi bir de sanatkardım. Yani şimdi hocam o günün köy enstitülerindeki hani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin geliştirdiği tek eğitim modeli diye düşünüyoruz değil mi köy enstitülerini? Evet. Köy enstitülerindeki eğitim sistemi bugünkü eğitim sisteminin daha değişik bir sistemi. Bir öğretmen birçok şeyi bilmeli. Şimdi öyle bir şey ki ben öğretmen çıktım bir köye gittim. Benimle beraber 3. sınıfa kadar okuyan bir bayan arkadaşımız ebe veya hemşire olmuş o da geldi diye. Buyurun. Bir arkadaşım sağlık okuluna gitmişti.